Ya ben bir an bile inanmadım oğlum o herifin yaptırdığı testin gerçek olduğuna zaten. Oğlum gerçek olsaydın ne fark ederdi? Bırakır mıydın beni Ülkü? Biliyorum bırakmayacağını. Yani ben kimsesizken öldü zannettiğim babam karşıma çıkmadı. DNA testi mi istedim ondan? Hoş gerçi. Yetimhanede kapıdan hangi adam girse ben babanım diye kabul ederdim de. Her çocuk kabul ederdi. Ama işte Öykü de inandı bana. Ne DNA testine herhangi bir şey, hiçbir şey sormadı ki. Bizim kan bağına ihtiyacımız başından beri yoktu ki zaten. Oğlum baksana kızımla kaderlerimiz aynı. Ben dünyada kendini yapayalnız zannederken bir anda bir baban olduğunu öğrenmek, bunu benden daha hiç kimse bilemez. Tamam kardeşim, girmeyelim eski mevzulara, açmayalım şu eski defterleri, tamam mı? Üzme kendini, tamam mı kardeşim? Ben çok geç tanıdım babamı. Çok da erken kaybettim. Ama bunu Öykü'ye yaşatmışım. Kızımın hep yanında olacağım. Asla yaşatmışım. Ben de hep yanında olacağım. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım sizi, biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Oğlum var ya, sen olmasaydın ben bu hayatla nasıl başa çıkacaktım bilmiyorum. Sağ ol. Görüşürüz canım. Görüşürüz demiş. Hadi lan yürü. Bak babam bekliyor. Bekliyor da ben ne yapacağım bu adamla Cemal? Tanımam etmem. Bu yaştan sonra ne babası? Ya ben gidesini bulurum nasıl olsa. Yalnız bırakmam, merak etme. Boşuna bunalım yapma yani. Hadi yürü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyi. Ettin mi kahvaltını? He, yedim bir şeyler. İyi, afiyet olsun. Bu haftalık gece mesaimiz de bitti. Yarın sabah şöyle baba oğul güzelce bir kahvaltı yaparız ha. Ne dersin? İstersen dışarıda bir yerde de bir şeyler yeriz ha. İster misin oğlum? Geldiğinden beri de doğru düz konuşamadık. Evine odan alıştın mı? Hı hı. Alıştım. Güzelmiş evim. Demir. Yapma böyle be oğlum. Bak geldiğinden beri doğru dürüst yüzüme bile bakmadın. Neden direniyorsun bu kadar? Bana bir şans versen, bir anlasan her şey daha kolay olacak be yavrum. Ya sen niye şimdi geldin ki? Niye şimdi çıktın karşıma? Bunca senedir neredeydin? Bilmiyordum ki ben Demir. Bir oğlum olduğunu bilseydim, eğer seni bilseydim gelmez miydim şimdiye kadar be yavrum? Şimdi nasıl bir anda kendini babam gibi hissedebilirsin ki? Beni nasıl bir anda sevebilirsin ki? Ben gerçekten anlamıyorum. Şimdi değil ama ileride anlarsın oğlum. İleride bir gün sen de baba olunca işte o zaman beni anlarsın. Neyse ben yatayım biraz.
Baba. Teşekkür ederim. Geç de olsa geldiğin için. Bundan sonra sen istesen daha hiçbir yere gitmem oğlum. Hep beraberiz. Tamam? Hadi bakalım. Gel. Oğlum ben çıkıyorum. Sana gece geç yatma, tamam? Tamam baba. Hadi sabah görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olasın. İş arkadaşı Hasan. Maalesef dün gece babanı kaybettik. Başın sağ olsun. Adam genç yaşında hiç uğruna gitti be. Hırsızları durdurmaya çalışmış garip. Sen tek başına bir güvenlik görevlisin. Onlar üç kişi. Bırak neyi çalarlarsa çalsınlar. Ya. Onların da el armı toplamıyor ya. Çekip vurmuşlar. Yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Başın sağ olsun kardeşim. Sağ ol. Ben mahalleden tanırdım rahmetli. Seninle de tanışmak bugüne nasip oldu. Uğur ben. Memnun oldum. Memnun oldum kardeşim. Vay be. Çok iyi adamdı lan rahmetli. Bak rahmet istedi, görüyor musun? Bilmem, iyidir herhalde. Yani sen daha iyi tanıyordun onu. Ben tam tanıyacaktım ki. Tamam kardeşim, hadi gel. Çıkalım biraz hava alalım ha. Uğur ya, ben bir yalnız kalayım. Ne yapacaksın oğlum yalnız kalın? Yapacağım işte bir şeyler. Yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam. Ama bir şey olursa haberdar et beni, tamam mı? Merak etme. Ne oldu? Gitmeyeceğim lan ben. Ya sabır. Vallahi yalnız bırakmam seni bak. Biliyorum bak, baba mevzuları falan girdi, moralim bozuldu, anladın mı? Bırakmam ben seni yalnız. Ya tövbe tövbe oğlum, sen nasıl bir delisin ya? Senin gibi deliyim oğlum işte. Yani sen şu kendine bak. Ya kafanda bir tane huni eksik sadece. Yalnız kalacağım, yalnız kalacağım. Ne var var yalnız kalmakta? Var, evet. İyi tamam. Gideceğim ama bak dediğim gibi haberdar et bir şey olursa, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi. Konuşuruz. Tamam. Bahçeye çıkalım ya. İstemiyorum. O zaman kantine gidelim. Ya istemiyorum. Ama biz sıkıldık. Gidin o zaman. Yanımda durun diyen mi var? İyi sen bilirsin. İlayda'ya yakın arkadaşlarına ne biçim davrandı öyle? Aynen. İlk dersten beri de yerinden kalkmıyor. Ne bakıyorsun ya? Dönün de. İlayda sen iyi misin? Sana ne? İlayda? İlayda iyi misin? Git başım ben. Gideyim de yani hasta falan mısın? Sevgi öğretmeni çağırayım mı? İstemem. Peki. Sana su falan getireyim mi? Öykü git. Peki. Ne olmuş? Benim anlamı çok ağır.
oluyor? İyi kendin bil. Neyse hadi gel. Hava çok güzel, bahçeye çıkalım. Çıkalım. İlayda pek iyi karşılamadım o boşanma kararı. Çocuğum ağlıyor dünden beri. Ben tabii ki bir pedagoga götüreceğim ama çok rica ediyorum. Siz de birazcık daha dikkatli davranırsanız. İlayda çok hassas bir çocuk. Tabii merak etmeyin, ben dikkat ederim. Hay Allah. Çok üzmeyin siz de kendinizi, böyle harap ettiniz. Ne haber Zeynep? İyiyim Cemal. Sen nasılsın? İyi. Cemal, sen telefonda gel paranı vereceğim falan dedin ama abuk subuk bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım. Al bakalım. Rica ederim. Sana sözüm vardı, sözümü tuttum. Cemal, benden yine de bir şey istemiyorsun ama değil mi? Hiçbir şey istemeyeceğim senden. Ben gidiyorum Zeynep. Nereye? Bilmem. Bakacağız artık. Gitmeden önce ortalığı toparlıyorum diyelim. Sen de gönül rahatlığıyla al, harca paranı. Cemal sen yine Asu'nun peşine mi düşeceksin yoksa? Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Bilsen gideceksin ama. Yok. Niye gideyim ki? Canımdan çok sevdim lan ben onu. Ama o... Ya neyse boş ver. Biliyor musun? Ben bu dünyada Asu çok şanslı bir kadın mı, şanssız mı bir türlü karar veremedim. Ne demek o? Yani... Sen onu çok sevdin. Biliyorum, canından çok sevdin. Sen onun tek şansıydın ama kullanamadın. Hatta bir de... Neyse ben kalkayım. Bir dakika, bir dakika. Kalk. Hatta ne? Senin bana Asu ile ilgili söylemediğin başka şeyler de mi var? Cemal, bırak da bazı şeyler söylenmesin ha. Öyle kalsın. Kalmasın be Zeynep. Söylesin. Bak, Asu sana çok büyük bir nankörlük yaptı, tamam mı? Sen sadece bunu bil yeter. Yetmez. Ya Zeynep, söyle de kapansın şu defter be. Ha? Lan ben de insanım, yoruldum lan artık. Cemal seni... Asu'ya ihbar etti. Duydun işte. O gün seni Asu ihbar etti. Yalan söylüyorsun değil mi sen? Lan. Asu niye yapsın ki bunu bana? Asu niye böyle bir şey yapsın Cemal? Hı? Senden kurtulup Demir'le birlikte olmak için tabii ki. Gerçi senden kurtuldu ama Demir bir daha yüzüne bakmadı onu. Demir de mi biliyor? Yok. O garibin hiçbir şeyden haberi yok. Sen hapse girdikten sonra Asu çok ısrar etti ama bir daha hiç görüşmedi Demir onunla. Yalnızca... Yalnızca ne? Yalnızca Uğur biliyordu gerçeği. Onları telefonda konuşurken duydum. Sakın götürme Demir'i oraya diyordu. Cemal iyi misin? Cemal. Ne zaman, ne zaman? Bu akşam, bu akşam. Nerede? Tarabya. Sana bahsettiğim bir ev vardı ya. Kasa doluymuş. Envai çeşit taş varmış. Bu akşam Demir, Uğur, ben gidip halledeceğiz. Oradan gelecek para bize yeter de artar bile. Artık hayatımıza bakalım be. Ha. Böyle beladan uzak. Sadece kiraz.
Ben seni çok seviyorum ya. Şaşırdın mı? Bunca yıl sonra niye geldin diye. Çünkü şimdi anladım seni. Sen hayatıma geç girdin. Çok da kısa kaldın. Ama o kısacık zaman içinde o kadar çok şey öğretmişsin ki bana. Ben şimdi anladım baba. Ben şimdi anladım seni. Baba olunca anladım. Kızım ulan. Başta istemedim onu. Yapamam sandım. Sevemem sandım. Ama oluyormuş. Hem de senin hiçbir şey yapmana gerek kalmadan oluyormuş işte. Babalık böyle bir şeymiş. Keşke sen de tanışsaydın Öykü'yle. Çok seversin. Belki bir gün getiririm baba. Tamam. Çocuklar koşmadan çıkın. Ödevleri yapmayı unutmuyoruz, tamam mı? Tamam. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Baksın. İlayda. Hı. Üzülme. Neden sen? Üzülme diyorum. Annenle baban ayrılıyormuş ya. Annen seni çok seviyor. Seni de asla bırakmaz. Biliyorsun değil mi? Ben iyiyim gene. Tamam. İnsan ağlamada, üzülmede. Senin de annenle baban böyle olunca, yani sen üzülmüş müydün? Benim annem de babam da hiç birleşmediler ki. Ayrılmadılar da. Sonra annem de gitti. Ama sen canını sıkma, tamam mı? Annen seni çok seviyor. Ve seni asla bırakmayacak.
Hoşça kal. Hoşça kal. Canını sıkma, tamam mı? İyi hafta sonları Öykücüğüm. İyi hafta sonları Öykücüğüm. Görüşürüz Öykü. Güle güle ileride. Bir şey diyeceğim demene gerek yok kızım. De. Siz hala küs müsünüz? Hayda. Yok Öykücüğüm. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? İki gündür kimse birbirine bakmıyor. Mesela babam baksa Canan ablam bakmıyor. Canan ablam baksa babam bakmıyor. Tamam kızım, sen de o zaman önüne bak. Kimsenin kimseye baktığına bakıp bakmadığına bakma. Önüne bak, yemeğini ye. Siz kesin küstünüz. Neden küstünüz ki? Öykü. Kızım seni ilgilendirmez. Ben anladım işte, siz küsmüşsünüz. Öykü biz bak, biz küs değiliz yani. Aramızda küçük bir dargınlık var ama yani öyle önemli bir şey değil. Bak işte biliyorum ne söylüyorum. Sen yemeğin bitti mi bakayım? Evet. Tamam o zaman hadi ödevini yapmaya. Ya baba. Ne ya baba? Bugünlerden cuma. Yani? Ben ödevlerimi yarın yaparım. İyi tamam, o zaman dişlerini fırçala, yatağa hazırlan. Baba bugün günlerden cuma, cuma. Ha, ne olmuş cumaysa anlamadım. Yani cuma günleri bütün arkadaşlarım geç yatıyor. Ben de birazcık geç yatsam. Olur. Öyle, o zaman bir şey diyeceğim. Kızım sürekli bir şey diyeceğim demene gerek yok, desene. Ay pardon. Şey, hep beraber film izleyelim mi? Olur. Çizgi film falan izleyemem ben. Kafam yanıyor. Ciu ciu. Baba, biz çizgi film izlemeyeceğiz ki. Böyle büyük filmler oluyor ya. Ama küçüklerin de izleyebileceği büyük filmleri. Anladım. Biz de Canan ablamla Mısır'da patlatırız değil mi? Patlatırız tabii. Alo. Candan ne haber? Müsait misin? Müsaitim. Ne oldu? Ya sizin oralardayım da bir kahve içelim mi diyecektim. Bu saatte. Bilemedim şu an. Biraz canım sıkkın. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Aslında seninle konuşmaya ihtiyacım var. Sana bir şey danışacaktım. Yardımını istiyorum gerçekten. Peki. Tamam. Tamam. O zaman bir kahve içelim. Ben arabadayım. Yani birazdan alırım seni. Çok yakınım zaten. Peki. Canan abla, biz masayı da topladık. Hadi mısır patlatmaya. Öykücüğüm, benim küçük bir işim çıktı şimdi. Başka zaman yapsak olur mu? Ya. Kızım tamam, biz baş başa yaparız, mısırımızı da patlatırız. Canan ablan gitsin, ne yapıyorsun? Şey, işlerini halletsin gelsin. Oley. O zaman sana da başka zaman Canan abla. Olur, başka zaman yaparız. Ben çıktım o zaman. Hı hı. Görüşürüz. Oh be. Ben kızımla baş başa kalmayı özledim bir kere. Baş başa kalamıyordum kızımla ben. Atla mısır yapmaya hadi. Mısır patlatacağız çabuk. Yani Murat. Ne bileyim, ben hiç anlamam ki böyle işlerden, biliyorsun beni. Ya anlayıp anlamaman önemli değil ya. Sen içinden geçeni söyle yeter bana. Benim içimden geçenden çok daha fazlası, çok daha ciddi bir yatırım bu anlattığım. Yani yapma mı diyorsun? Hayır canım, öyle demiyorum da yani yurt dışında hastane açma fikrini bana danışmak çok iyi bir fikir değil diyorum. Neden? Yani bu işlerden, böyle para işlerinden falan anlayan birileriyle konuşsan daha iyi değil mi senin için? Ya Candan, ben değer verdiğim insanların fikrini almak istiyorum yani, o yüzden seni aradım. Baban ne diyor peki? Ama bir şey demiyor, bana bıraktı yani. Anladım. Sen de pek yardımcı olmayacaksın bana. Ama Murat. Ya şaka yapıyorum canım. Ya zaten çok mantıklı bir fikir değil galiba bu. Yani şu dönemde İstanbul'u terk etmek. Yani değer verdiğim her şeyi buradayken yurt dışına gitmek biraz saçma olacak.
Neyse ya, yani sen nasılsın? Ben böyle kendi derdimle sıktım seni de biraz. Öykü nasıl, o iyi mi? Öykü iyi. Çok şükür iyi. Hafızası iyi. Keyif yerinde. Her şey yolunda yani. Çok sevindim. Yani herhangi bir şey olursa hiç çekinmeden hastaneye getirebilirsin, biliyorsun değil mi? Olur. Sağ ol. Murat, kalkalım. Ben sabah erken kalkacağım. Olur tabii. Ya çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Rica ederim. Ne yaptım ki? Hapishane müdürü de görünce içeri canlı hayvan sokmak yasak. Dışarı çıkarttım bunu demiş. O biçim gerçekmiş yani. Kıraklığı şeyi biliyor musun? İyi. Bir defasında iddiaya girmişler. Yemek aleti hukuklu saat. Dur, ben sana yardım edeyim. Gerek yok, yaparım. Yok yok, ben alırım bunu. Candan gerek yok. Demir. Candan. Sen söyle. Boşanalım. Ne? Duydun işte, boşanalım. Öyküyü de aldığımıza göre artık bir anlamı kalmadı. Ben bir şekilde formaliteden bir evlilik olduğunu Öykü'ye anlatırım. Sen de rahat edersin. Ne konuda rahat ederim, anlamadım. Rahat edersin işte, yani hayatını yaşarsın. İstediğin zaman, istediğin kişiyle, istediğin yerde. Gezersin, tozarsın. Ben şu odadan eşyalarımı da alayım. Burada kalırım. Zaten öykülerine önce kalkarım. Bugün sen, ben, Canan ablam gezelim mi? Olmaz, işim var benim. Ne işin var? İşim var işte kızım, işe başladım. Gerçekten mi Demir? Hı hı. Ne işi bu peki? Nerede? İş işte canım, ne yapacaksınız? Ben de geleceğim. Olmaz. Ne olur? Olmaz. Ne olur? Bana ne? Ben de geleceğim. Ben de senin işini göreceğim. Ya kızım, benim işimin ilk günü. Ne işin var senin orada? Sen otur Candan ablanın evde. Ben zaten işe gitmek için çıkacağım. İstiyorsan benle gel. Yok yok. Tamam, benle gel sen kızım. Benle gel, tamam. Ama bana bak. Orada ağzını açmayacaksın. Oturacaksın, akşama kadar oradayız, tamam mı? Tek bir kelime istemiyorum. Oley! Tamam, ağzımı kapatacağım. Tamam, bitir şey kahvaltını, hemen kalkalım. Demir, çok sevindim adına. Ne işi bu? Nasıl bir şey? İş işte. İnsan işi. Ver ellerimi yüküme. Üstünü değiştireyim. Vay vay vay, Müfide Sultan, döktürmüşsün yine. Hadi oğlum, sen geç sofraya, ben hemen geliyorum. Ya seni ben var edeyim ya. Rahat dur be oğlum. Hadi oğlum, sen kapıya bak, ben çayları koyayım, geliyor. Tamam, tamam anacığım, hadi ben bakarım kapıya, hadi. Kim geldi sabah sabah? Günaydın kardeş. Ya Cemal, senin burada ne işin var kardeşim, gitsene ya. Seni görmeye geldim canım kardeşim. Ya senin benimle ne işin olur kardeşim, gitsen bir doktora görün, hadi, hadi. Yavaş. Yeni bir şey öğrendim. Seninle biraz mesai yapacağız, yürü.
Ya Cemal, beni delirtme. Benim seninle ne mesaim olur kardeşim? Gitsene ya. Annemi çağırdı oğlum zaten. Oğlum kim gelmiş? Kiminle konuşuyorsun? Hacı Hanım. Cemal oğlum sen. Ben ya. Sen nerelerdeydin Cemal oğlum? Bunca senedir çok özlemişim seni. Anacığım söyledim ya ben sana, anlattım ya Cemal buralarda değil, yurt dışındaydı diye, yoktu burada diye. Uğur doğru söylüyor anacığım, ben yurt dışındaydım, çalışıyordum. Daha yeni geldim. Vallahi ilk buraya geldim. Dedim ki gideyim hoca hanımın ellerini öpeyim. Uğur kardeşime şöyle bir halini hatırını sorayım dedim ya. Ay kuzum benim, biz de tam kahvaltıya oturuyorduk. Gel geç içeri, bize anlatırsın oralarda neler yaptığını, gel. O zaman bir çayını içerim valla. Gel. Ya Cemal bir düş yakamızdan artık, gözünü seveyim ya. Anlat bakalım Cemal oğlum, neler yaptın oralarda? Vallahi canım, baktım buralarda bize ekmek yok. Bastım gittim yurt dışında gemilerde çalıştım. Yani senin anlayacağın 8 senedir denizin üstünde ekmeğimin derdindeyim. Maşallah Cemal oğlum, aferin sana. Ama zordu be canım. Yani öyle denizin ortasında istediğin zaman çıkamıyorsun. Yani ben sıkıldım bir dolaşayım falan diyemiyorsun. Zordu. Zordu ama bitti çok şükür. Artık geldim buradayım. Ya. Uğur kardeş. Sen neler yaptın anlat biraz ya. İyi. İyi işte ne yapalım, biz aynı. Yani mücadeleye devam, düşe kalka devam ediyoruz. Ufak tefek iş güç oluyor işte. Onlar. Cemal oğlum. Demir'i gördün mü? Oğlum. Demir'i de çağırsak ya buraya. O da özlemiştir Cemal'i. Ah siz eskiden üçünüz hiç ayrılmazdınız. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Sonra ne olduysa oldu, koptunuz. Olsun be anacığım. Ben döndüm ya artık. Beraberiz bundan sonra. Anacığım Demir zaten gelemez. Evde değildir o şimdi. Ya Müfide teyzem, ben zaten senin elini öpmeye geldim. Acelesi yok, buradan çıkınca görürüm Demir'i. Demir evlendi biliyor musun Cemal oğlum? Bir de kızı var Öykü. Öykü mü? Vay vay vay, Demir evlendi bir de çocuğu oldu ha. Kardeşime bak be, hızlıymış valla. Uğur kardeş yok mu sende bir şeyler? Hacı annemin elini öptürmedin mi daha, bir gelin bulamadın mı? Yok yok, yani ben şimdi şey yapmıyorum, düşünmüyorum ya. Şimdilik yok ama yakında olacak inşallah. Bir öğretmen kız var, Sevgi. Ya anacığım o öyle bir şey değil. Değil, öyle bir şey değil ki o. Benim arkadaşım sadece o. Utanma oğlum, utanma. Hem yaşın geldi artık. Cemal yabancı mı? Değil mi canım ya, ben yabancı mıyım? Kardeşim Allah tamamını erdirsin. Ben çayları tazeleyeyim. Ben vereyim sana şunu canım. Ver canım, ver. Vallahi sana da zahmet verdim ha. Ne zahmeti oğlum? Sen bunca zaman sonra beni ziyarete gelmişsin. Ben seni şöyle doğru dürüst bir ağırlamazsam içime siner mi? Hay Allah razı olsun sana. Ya Cemal, senin ne işin var kardeşim? Burada kadının yüreğini mi indireceksin ya? Lan ne yüreğini indirmekten bahsediyorsun sen? Görmedin mi kadın beni nasıl özlemiş? Cemal. Uğur. Kardeşim ben yeni bir şey öğrendim. Sana birkaç soru soracağım. Cemal, benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bırak oğlum artık peşimizi ya. Yeteri kadar zorladın, artık zorlama. Bak o kadın buraya geldiği zaman efendi gibi müsaade etse kalk git buradan, tamam mı? Gideceğim. Gideceğim ama sen de benimle geleceksin. Çaylar geldi. Alın bakalım. Vah. Ellerine sağlık hacı hanım. Sağ olasın. Ya Uğur kardeşim. Ver hacanı, ben onu buraya koyayım. Ne diyeceğim sana? Şu çaylarımızı içelim de sonra sen beni şöyle bir gezdir ha. Ben buraları unutmuşumdur ya. Sen tekrardan şöyle bir hatırlatırsın bana. Hem gider Demir'i de görürüz değil mi hacana? Gezin ya. Hem Demir oğluma da gidin. O da sevinsin. O da özlemiştir Cemal'i. Sevindireceğim ben Demir'i de. Onu da sevindireceğim.